Alalun'un gemisi Nibiru'ya gidiyor. Yükselişin sözleri ışınlandı Nibiru'ya, Nibiru'da büyük bir bekleyiş başladı. Abgal büyük bir güvenle yönlendiriyordu arabayı, Kingun'un, ayın çevresinde bir çember çizdi, onun ağ güçleriyle hız kazandı. Binlik, on binlik boyunca yol aldı Lahmu'ya, Mars'a doğru. Onun ağ gücüyle Nibiru'ya doğru bir yön kazandı lahmının ötesinde dövülmüş bilezik fırıl fırıl dönmekteydi, abgal hünerle ışıldattı eyanın kristallerini ki açılmış yolu bulabilsin. Hısmet onun yüzüne güldü. Bilezin ötesine geçtiğinde araba Nibiru'dan ışınlanmış işaretleri alıyordu artık, yuvaya doğru diyor. İleride, karanlıkta Nibiru'nun kırmızımsı ışıltısı, tam görülecek manzara araba artık ışınlanan işaretlerle yönlendiriliyordu. Nibiru'nun etrafında üç kez turladı, onun ağ gücüyle yavaşladı. Gezegene yaklaşırken, görebiliyordu abgal atmosferdeki gedi. Getirmekte olduğu altını düşününce kalbi daraldı. Atmosferin kalınlığından geçerken ışıldadı araba, sıcaklığı dayanılmazdı abgal beceriyle yaydı arabanın kanatlarını ki inişini sağlasın. Tede arabaların yeri uzanmaktaydı, davetkar bir manzara. Abgal arabayı ışıklarla seçilmiş bir yerde yere indirdi yavaşça. Kapağı açtı, aman, ne kadar büyük bir kalabalık toplanmıştı. Ana abgalı karşılıyor, altın tozları işe yarıyor onu ona doğru yaklaştı, kucaklayıp sıcak sözler söyleyerek hoş karşıladı. Kahramanlar arabaya koşturdular, altın sepetlerini dışarıya taşıdılar. Sepetleri başlarının üzerinde taşıyorlardı. Orada toplananlara zafer söylevi çekti Anu. Kurtuluş burada diyordu halka. Abgal'a eşlik ettiler saraya dek, dinlensin ve tüm eşlik ettiklerini anlatsın diye. En göz alıcı manzaraydı altın, bilginler çabucak götürdüler onları ki, en incesinden toza döndürüp göğe doğru fırlatmaya hazırlasınlar. İşlemek bir şar aldı, sınamalar bir şar sürdü. Roketlerle yükseklere taşındı tozlar, kristallerin ışınlarıyla serpildiler. Gediğin olduğu yerde bir iyileşme başladı. Neşeyle doldu saray, ülkede bolluk bereket bekleniyordu. Nu iyi haberi dünyaya ışınladı. Altın kurtuluş getiriyor. Altın çıkartmaya devam edilmeli. Abgal daha çok altın için dünyaya dönüyor. Nibiru güneşin yakınına gelince altın tozları onun ışınlarından dolayı bozuldu. Atmosferdeki iyileşme azaldı, gedik yine eski büyüklüğüne döndü. Abgala dünyaya dönmesini emretti. Arabada daha çok kahraman vardı. İç kısımlarına daha çok suyu emen ve tüküren konulmuştu. Onlarla birlikte Abgala yardımcı kılavuzluk eden Nungal da arabadaydı. Abgal Eridu'ya döndüğünde büyük sevinç yaşandı. Ya nasıl daha çok altın bulacağını düşünüyor. Ne çok selamlaşma, ne çok kucaklama. Yeni su işlerini Eya dikkatle inceleyip düşündü. Yüzü gülüyordu ama kalbi sıkışmaktaydı. Şar zamanı gelince Nungal arabaya binmiş ayrılmaya hazırdı. Arabanın iç kısımlarında yalnızca birkaç sepet altın vardı. Eya yüreğinde Nibirunun hayal kırıklığını şimdiden hissediyordu. Ea ile alalı konuştular, bilinenleri bir daha tartıştılar. Göksel savaş sırasında kesilen Tiamat'ın başıydı ise dünya, altın damarlarının kesilip ikiye ayrıldığı boynu neresiydi? Dünyanın iç kısımlarından dışarı çıkan altın damarları neredeydi? Gök odasına binen Ea dağların ve vadilerin üstünden geçmişti. Okyanuslarla ayrılmış karaları tarayan ile incelemişti. Tekrar tekrar aynı gösterge görülüyordu. Kuru toprağın, kuru topraktan koparılıp açıldığı yerde dünyanın iç kısımları ortaya çıkmıştı. Ea altının Afrika'da toprak altında olduğunu keşfediyor. Kalp şeklini alan kara kütlesinin alt kısımlarında dünyanın iç kısımlarından çıkan altın damarları boldu. Ya bu bölgeye Abzu adını verdi, altının doğum yeri anlamına. Sonra Ea Anu'ya şu bilgelik sözlerini ışınladı dünya gerçekten de altınla dolu, altın sulardan değil, damarlardan alınmalı. Dünyanın sularından değil, iç derinliklerinden çıkartılmalı altın. Okyanusun ötesinde bir bölgeden, abzu olarak bilinsin, bolca altın çıkartılabilir. Onu enlili de dünyaya gönderiyor. Sarayda büyük bir şaşkınlık vardı, Alimler ve danışmanlar Ea'nın sözleri üstünde düşündüler. Altının elde edilmesi konusunda tam bir fikir birliği vardı ama bunun dünyanın iç kısımlarından nasıl çıkartılacağı hakkında da pek çok tartışma. Toplananlar arasından bir prens söz aldı. Enmildi bu, Ea'nın üvey kardeşi. Önce alalı, sonra damadı Ea tüm umutları suya bağladı. Suyun altını sayesinde kurtuluş güvencesi verdiler. Şar be şar bekledik hepimiz kurtuluşu, şimdi başka sözler duymaktayız. Hayallerin bile ötesinde bir göreve kalkışmaktan söz ediyorlar. Altın damarlarının kanıtları gerek, başarıyı sağlayacak bir plan yapmalı. Ennil toplananlara böyle dedi, sözlerini dinleyenlerin çoğu onunla aynı fikirdeydi. "İzin verin de Ennil gitsin dünyaya," diyordu Anu. "Kanıtı elde etsin, ortaya bir plan koysun." onun sözlerine kulak verilsin, sözleri emir kabul edilsin. Toplananlar oy birliğiyle razı oldular, Enlil'in uçuş görevi onaylandı. Enlil baş Alalgar ile dünyaya gitmek üzere yola çıktı, Alalgar'dı kılavuzu. Her birine birer gök odası verilmişti. Anun'un, kralın sözleri, kararları dünyaya ışınlandı. Görevin komutasını Enlil Ala, sözleri emir biline. Enlil dünyada komutayı ele alıyor. Enlil dünyaya vardığında üvey kardeşi Ea onu sevgiyle kucakladı, kardeşin kardeşi karşıladığı gibi hoş karşıladı Ea, Enlil'i. Enlil, Alalı'nın huzurunda hürmette eğildi, pek zayıf çıktı Alalı'nın hoş geldin sözleri kahramanlar enlile heyecanla hoş geldin, diye bağırdılar, komutandan çok şey bekliyorlardı. Enlil beceriyle emretti gök odalarının birleştirilmesini. Bir gök odasıyla yükselip süzüldü, baş naibi Alalgar onun kılavuzuydu. Abgal'ın kılavuzluğunda Ea'da bir gök çemberine bindi, onları Abzu'ya götürecek yolu gösterdi kuru toprakları taradılar, okyanuslara dikkatle baktılar. Yukarı denizden aşağı denize dek karaları taradılar. Yukarıda ve aşağıda ne varsa hesaba döktüler. Abzuda toprağı sınadılar. Gerçekten de oradaydı altın, pek çok toprak ve kayayla kaynaşıp birleşmişti. Enlil daha çok şehir ve havalimanı planlıyor sularda bulunduğu gibi saf değildi, bir karışımın içine saklanmıştı. Eridu'ya geri döndüler, buldukları üstünde düşündüler. Eridu'ya yeni görevler verilmeliydi, dünyada tek başına devam edemez. Böyle diyordu Enlil, büyük bir planı tarif ediyor, çok daha geniş bir görev öneriyordu. Daha çok kahraman getirilmeliydi buraya, daha çok yerleşim kurulmalıydı. Dünyanın derinliklerinden altını çıkartmak için, altını karışımın içinden ayırmak için. Gök gemileriyle ve arabalarla taşınmalı, bu işleri yapmak için iniş yerleri olmalı. Yerleşimlerden kim sorumlu olacak? Abzu'nun komutasını kim alacak? Böyle soruyordu Ea Enlil'e. Genişleyen Eridu'nun komutasını kim alacak? Yerleşimleri kim denetleyecek? Böyle diyordu Alalu. Gök gemilerinin ve iniş yerinin komutası kimde olacak, diye soruyordu Anzu. Şöyle yanıtladı Enlil, Anu dünyaya insin, kararları o versin. Onu dünyadaki planlar üzerine son kararı vermek için dünyaya geliyor. Şimdi bu, Anu'nun nasıl dünyaya geldiğinin, Ea ve Enlil'in nasıl kura çektiğinin, Ea'ya nasıl Enki Ummanı'nın verildiğinin, Alalu'nun nasıl ikinci kez ile güreştiğinin hikayesidir. Bir gök arabasıyla yolculuk etti Anu dünyaya, gezegenlerden geçen yolu izledi. Lahmun'un çevresinde kılavuzu Nungal bir tur attı ki Anu yakından bakabilsin. Bir zamanların Kingusu olan Ay'ın çevresinde turlayıp hayranlıkla baktılar. Orada da altın bulabilme şansı göze alınabilir mi diye geçirdiği içinden anı. sazlıkların yanı başındaki sulara indi arabası. Onun gelişi için sazdan sandallar hazırlatmıştı ya, Anı yelken açıp çıkacaktı karaya. Yukarıda gök odaları süzülmekteydi. Krallara layık bir karşılamaydı bu. En öndeki sandaldaydı ya, kral babasını ilk karşılayan olmak istiyordu. Anun'un önünde eğildi, sonra Anu onu kucakladı. Evladım, ilk oğlum. diye haykırdı Anu ona. Eridu'nun meydanında kıtalar halinde durmaktaydı kahramanlar, krallarının dünyaya gelişini krallara layık biçimde karşılıyorlardı. Ham önlerinde durmaktaydı Enlil komutanları. Kral Anu'nun önünde saygıyla eğildi ve Anu onu göğsüne kapatıp kucakladı. Alalu da orada ne yapacağını bilmez bir halde durmaktaydı. Anu onu da selamladı. "Yoldaşlar gibi el sıkışalım," dedi Alalu'ya. Biraz ikircikti, öne doğru bir adım attı Alalu ve Anu ile el sıkıştı. Onun için bir yemek hazırlanmıştı. Akşam vakti Eya'nın onun için inşa ettiği sazdan kulübeye çekildi. Ertesi gün, EA'nın başlattığı hesaba göre yedinciydi, dinlenme günü. Keyif çatmakla ve kutlamalarla geçen bir gündü, kralın gelişine layık bir gün. Anu dünyayı gezerek gözlemliyor. Ertesi gün Anu'nun huzuruna çıkan Ea ve Enil bulguları sundular. Ne yapıldığını ve neler yapmak gerektiğini onunla tartıştılar. Şu toprakları ben de göreyim, diyordu Anu onlara. Hepsi gök odalarıyla göğe çıktılar, denizden denize uzanan karaları gözlemlediler. Abzu'ya dek uçtular, altını gizleyen toprağına indiler. Altını çıkartmak çok güç olacak, diyordu Anu. Altını çıkartmak da şarttı. Yüzeyin ne kadar derininde olsa da altın, mutlaka çıkarılmalı. EA ve Enlil bu amaca uygun araçlar tasarlasın, kahramanlara görevler dağıtsınlar. Altını topraktan ve kayadan nasıl ayıracaklarını, Nibiru'ya som altını nasıl göndereceklerini araştırıp bulsunlar. Bir iniş yeri inşa edile, dünyadaki görevlere daha çok kahraman atana. Böyle diyordu Anu iki oğluna, içinden de göklerde istasyonlar olsa, diye geçiriyordu. Anu görev dağıtımı yapıyor. Anu'nun buyrukları böyleydi. EA ve Enlil aynı fikirdeydi. Saygıyla huzurunda eğildiler. Akşamlar oldu, sabahlar oldu. Hep birlikte Eridu'ya döndüler. Eridu'da bir meclis topladılar. Görevler ve yapılacak işler paylaşıldı. Eridu'yu kuran EA ilk söz alandı. Eli duyu kurdum. Bu bölgede başka yerleşimler de kurulsun. Edin olsun adı. dimdik duranların meskeni anlamında. Bundan böyle bu adla bilinsin. Edin'in komutanı ben olayım. Ennil de altın çıkartma işine girişsin. Ennil bu sözlere öfkelendi. Çok yanlış bu plan, dedi Anuya. Kumanda etmede ve görevleri yerine getirmede ben daha iyiyim. Gök gemilerine ilişkin bilgiye sahibim. Dünyadan ve onun sırlarından kardeşim veya daha iyi anlar, Abzu'yu keşfeden o, Abzu'nun efendisi yapın onu. Onu bu öfkeli sözleri can kulağıyla dinledi, kardeştiler ama yine de üveydiler. İlk oğlu ile yasal varis sözleri silah gibi kullanarak didişiyorlardı. Ea ilk oldu, bir cariye doğmuştu onu Anu'ya. Daha sonra Antu'dan, Anu'nun eşinden doğmuştu Enlil. Anu'nun üvey kız kardeşlerinden biriydi Antu, böylece ennil yasal varis oluyordu. Anu zar atarak görev dağıtımı öneriyor. Dolayısıyla sonra doğan oğul ardıllıkta ilk doğan oğuldan önce geliyordu. Böyle bir çatışma altının çıkartılmasını tehlikeye sokabilir, diye korktu Anu. Kardeşlerden birini biriye dönmeli ve ardıllık meselesi şimdilik hiç düşünülmemeliydi. Kendi kendine böyle düşünen Anu iki oğluna dönüp onları çok şaşırtan şu teklifi yaptı, tahta oturmak için Nibiru'ya kim dönecek? Edin'e kim komuta edecek? Abzu'da kim efendi olacak? Gelin üçümüz arasında zar atıp belirleyelim. Kardeşler sessizdi, bu cüretkar sözler onları gafil avlamıştı. Haydi kura çekelim, dedi Anu. Kısmetin eli sayesinde belirlensin karar. Üçü, baba ve oğulları el sıkıştılar. Kura çektiler ve işleri kuraya göre paylaştılar. Nibiru'ya e dönecekti, hükümdar olarak tahtında oturacaktı. Edin Enlil'e düştü, adının gereği gibi emirler efendisi olacaktı. Daha çok yerleşim kuracak, gök gemilerinin ve onların kahramanlarının sorumluluğunu üstlenecek, denizlerin engeline rastlayana dek tüm toprakların önderi o olacaktı. EA'ya hakimiyet bölgesi olarak denizler ve okyanuslar düştü. Suların engelinden sonraki topraklar onun tarafından idare edilecek, abzuda efendi olacak, hünerle çıkartacak da altını. Enlil kısmetine çıkana uygun buldu, kısmetin eline saygıyla boyun edi. Eya'nın gözleri aşkla doldu, Eridu'dan ve Edin'den ayrılmayı hiç istemedi. İzin de Eya, sonsuza dek evi bilsin Eridu'yu dedi Anu, Enlil'e. Suya ilk inenin o olduğu sonsuza dek hatırlansın. İzin de Eya, dünyanın efendisi olarak bilinsin, ünvanı dünyanın efendisi olsun babasının sözlerinin hürmette eğilerek kabul etti Enlil, dönüp ağabeyine şöyle dedi, bundan böyle ünvanın enkidir, dünyanın efendisi anlamında. Ben de emirler efendisi olarak bilineceğim. Toplanan kahramanlara bu kararları açıkladı Anu, Enki ve Enlil. Görevler belirlendi, ufukta başarı göründü, diyordu Anu onlara. Artık size veda ediyorum. Nibiru'ya sakin bir kalple dönüyorum. Alalı ve Anu güreşiyor. Alalı öne çıkıp Anu'ya yaklaştı. "Çok ciddi bir mesele unutuldu," diye bağırdı. "Dünyanın komutası bana bırakıldı. Altın bulduğumu Nibiru'ya duyurduğumda bu söz verilmişti bana." "Nibiru'nun tahtına çıkma iddiamdan vazgeçmiş değilim." Anu'nun her şeyi oğullarıyla paylaşması menfur bir hareket. Böyle karşı çıktı Alalu Anu'ya ve onun kararlarına. İlk başta tek söz etmedi Anu, sonra öfkeyle konuştu. Münakaşamızı sona erdirmek için ikinci kez güreşelim, hemen buracıkta. Hor gören bir tavırla giysilerini çıkardı Alalu, Anu da soyundu. Tamamen soyunan iki asil göğüs göğüse mücadeleye başladı, bu çok büyük bir kapışmaydı. Alalı diz büktü, yüzüstü yere kapaklandı. Alalı Anu'nun hayalarını ısırıp kopartıyor. Bastırdı ayağını Alalı'nın göğsüne Anu, güreşin galibi oracıkta belli olmaktaydı. Güreşerek verildi karar, kral benim. Nibiru'ya dönmeyecek Alalı. Böyle diyerek ayağını çekti Anu, yere kapaklanan Alalı'nın bağrından. Şimşek hızıyla fırladı yerden Alalı, bacaklarından tutup yere çekti Anu'yu. Ağzını açtı kocaman, Anu'nun hayalarını ısırıp koparttı. Alalı yutuverdi Anu'nun erliğini. Anu'nun acıyla haykırışı göğedek ulaştı, yere düştü, yaralı. Eki düşen Anu'nun yanına koştu, Kahkahalarla gülen Alalı'yı yakaladı. Kahramanlar kulübesine taşıdılar Anu'yu, Alalı'ya lanetler yağdırıyordu. Adalet yerini bulsun, diye bağırdı naibine Anu. Şın silahınla vur Alalı'yı. Hayır, diye haykırdı ennil. Adalet yerini buldu, onun içine zehir doldu. Alalıyı saz kulübelerden birine taşıdılar, ellerini ayaklarını bir esir gibi bağladılar. Alalı yargılanıyor. Şimdi bu, Alalı'nın yargılanışının ve daha sonra dünyada ve Lahmuda neler olduğunun hikayesidir. Saz'dan kulübesinde ana acıyla kıvranıyordu, Enki ona şifa veriyordu. Saz'dan kulübesinde Alalı oturmuş ağzından köpükler fışkırıyordu, Anu'nun erliği içinde ağır bir yük gibiydi. Sanki Anu'nun menisiyle içi gebe kalmıştı, doğum yapacak bir kadın gibi şişkindi karnı. Üçüncü gün dinde Anu'nun acısı, gururu çok kırılmıştı. Nibiru'ya dönmek istiyorum derhal, diyordu iki oğluna Anu. Ama öncesinde alalı yargılanmalı, bu suça uygun bir ceza almalı. Nibiru yasalarına göre, yedi yargıç olmalıydı, en yüksek rütbeli olan ise onlara başkanlık etmeliydi. Eridun'un meydanına toplandı kahramanlar, Alalun'un yargılanmasını görmeye. Davava başlıyor. Yargılayan yediler için yedi kürsü konulmuştu, başkanlık edecek Anun'un ki en yüksek olanıydı. Sağına Enki oturdu, Enlil ise Anun'un sol yanında yerini aldı. Enki'nin sağına Anzu ve Nergal yerleşti. Abgal ile Alalgar ise Enlil'in soluna. Yargılayan yedilerin karşısına getirildi Alalu, elleri ve yakları çözüldü. İlk söz alan Enki'ydi. Adil bir güreş karşılaşmasında Alalu, krallığı Anu'ya kaptırdı. Ne diyorsun Alalu? Enki ona bu soruyu sordu. Adil bir güreş karşılaşmasının sonunda, krallığı Anu'ya kaptırdım, dedi Alalu. Yenilen Alalu menfur bir suç işledi, Anu'nun erliğini ısırıp yuttu. İşte böyle yaptı Enlil suçlamayı. Cezası ölümdür, dedi Enlil. Ne diyorsun Alalu, diye sordu Enki kayınbabasına. Sessizlik, Alalu cevap vermedi hepimiz bu suça tanık olduk, diyordu Alalu. Alalu konuşuyor. Hüküm buna uygun olmalı. Söylemek istediklerin varsa, karar belirlenmeden konuş, dedi Enki Alalu'ya. Çöken sessizlikte Alalu yavaş yavaş başladı konuşmaya. Nibiru'da kraldım, ardıllık hakkım gereği hükmetmekteydim. Anu sakimdi benim prensleri ayaklandırdı, bana güreşte meydan okudu. Dokuz sayılı tur boyunca Nibiru'da kraldım, krallık benim soyuma aitti. Tahtıma anı geçip kuruldu, canımı kurtarmak için kaçıp tehlikeli bir yolculukla uzaktaki dünyaya vardım. Nibiru'nun kurtuluşunu yabancı bir gezegende keşfeden bendim. Bana Nibiru'ya döneceğim, tekrar hükmedeceğime dair adil bir söz verildi sonra Ea geldi dünyaya, uzlaşma gereği Nibiru'da daha sonra tahta çıkacak kişi olarak belirlenen kişi. Sonra Enlil geldi, Anu'dan gelen ardıllığın iddiasındaydı. Sonra Anu geldi, Ea'yı kura ile kandırdı, onu dünyanın efendisi, Enki ilan etti. Nibiru'da değil dünyada efendi olacaktı. Sonra komuta Enlil'e teslim edildi, Enki'ye ise uzaktaki abzuya gitmek düştü. Tüm bunlar kalbimi sıkıştırdı, utançtan ve öfkeden patlayacak gibi oldum. Derken anı ayağını bastı göğsüme, sıkışan kalbimi eziyordu. Anu konuşuyor. Sessizlik çökünce anı söz aldı, asil soyum ve kanun gereğince, adilce güreş tutarak tahtı kazandım. Sen ise erlimi kopartıp yuttun, soyum devam edemeyecek artık. Enlil söz aldı, suçlanan suçunu kabul etti, yargılana ve cezası ölüm ola. Ölüm dedi Alalgar. Ölüm dedi Abgal. Ölüm dedi Nungal. Ölüm Alalı'ya zaten gelecek, YouTube içine aldığı şey, onu öldürecek diyordu Enki. Ölene dek dünyada hapsedelim, Alalu'yu, diyordu Anzu. Onların sözleri üstünde düşünmekteydi Anu. Karar veriliyor, Alalu Mars'a sürülüyor. Hem öfkeye hem de acımaya boğulmuştu. Sürgünde ölsün, cezası bu ola, deyiverdi Anu. Şaşkınlık içinde birbirine baktı diğer yargıçlar. Ne diyor Anu, diye meraklandılar. Ne dünyada, ne de Nibiru'ya sürgün edilecek, diyordu Anu. Yol üstünde lahmu, Mars, gezegeni, su ve atmosferle donamış. İki, ea iken orada mola vermişti, burasının bir ara istasyon olacağını düşünmüştü. Onun a gücü dünyanınkinden daha az kuvvetli, hesaba katılırsa faydamıza olabilir. Alalı gök arabasına götürülsün. Ben dünyadan ayrılırken o da benimle yolculuk edecek. Lahmu gezegeni çevresinde çemberler çizeceğiz. Alalı'ya bir gök arabası vereceğiz. Lahmu gezegenine indirilecek. Yabancı bir gezegende sürgün olacak. Kalan günlerini kendi başına sayacak. Onu böyle bildirdi hükmü heybette doluydu sözleri bildirdiği hüküm oy birliğiyle kabul gördü, kahramanların huzurunda ilan edildi. Mungal bana kılavuzluk etsinli bir yolunda oradan da kahramanları taşıyıp yine dünyaya getirsin. Anzuda yolculuğa katılsın, Lahmuya inişten sorumlu olsun. Hani böyle bitirdi buyruklarını. Ertesi gün yola çıkmaya hazırlandılar, gidecek herkes sandallarla götürüldü arabalara. Anu Nibiru'ya dönüyor, önce Mars'a gidiyorlar. Sert zeminde bir iniş yeri hazırlamalısın, diyordu Anu, Enlil'e. Lahmun'un nasıl bir ara istasyon olacağına dair planlar hazırlamalısın. Vedalaşıldı, hem hüzün hem neşeyle. Topallayarak bindi arabaya Anu, elleri bağlanmış Halal'u da bindi arabaya. Sonra göğe yükselip süzüldü araba, kralın resmi ziyareti de böylece sona erdi. Ay çevresinde bir tur attılar, anı onun görüntüsüne hayran kaldı. Kırmızı renkli lahmıya doğru koyuldular yola, iki tur attılar onun etrafında. Bu garip gezegene doğru alçalırlarken başı göğe eren dağlar ve yüzeyinde yırtıklar dikkatini çekti. Eyağının bir zamanlar konduğu yere baktılar, bir gölün hemen kenarındaydı. Lahmu'nun A gücü tarafından yavaşlatıldılar. Arabanın içindeki arabanın içindeki gök odasını hazırladılar. Derken kılavuz Anzu hiç beklenmedik sözler söyledi Anuya. Anzu Mars'ta Alalı ile beraber kalacağını söylüyor. Lahmu'nun sert zeminine Alalı ile ben de ineceğim, gök odasıyla dönmeyi istemiyorum arabaya bu yabancı gezegende alalı ile kalacağım, ölene dek onu koruyacağım. İçindeki avdan öldüğünde, gömeceğim onu krallara layık bir mezara. Bana gelince ben ünümü yaptım, anzu diyecekler, her şeye rağmen bir krala sürgünlüğünde yoldaşlık etti, başkalarının görmediği şeyleri gördü, yabancı bir gezegende bilinmeyenlerle karşılaştı. Onu anzuyu ödüllendiriyor. Anzu, diyecekler zamanın sonuna dek, bir kahraman gibi öldü. Alalu'nun gözlerinde yaşlar, Anu'nun yüreğinde şaşkınlık vardı. Dileğin hürmet görecek, dedi Anu, Anzu'ya. Şuracıkta sana bir söz vermeme izin ver. Elimi kaldırıp yemin ediyorum sana, bir sonraki yolculukta bir araba lahmunun turuna yanaşacak, gök gemisini sana indirecek. Yaşıyorsan seni bulacak ve seni lahmunun efendisi ilan edeceğim. Lahmuda bir ara istasyon kurulduğunda, komutanı sen olacaksın. Anzu başına eğdi. Öyle olsun, dedi Anu'ya. Alalı ve Anzu gök odasına götürüldüler, kartal miferleri ve balık giysileri verildi, yiyecek ve araç gereçte eklendi yanlarına gök gemisi çember çizen arabadan ayrıldı, onun inişi arabadan izlendi. Gözden kaybolduğunda, araba Nibiru'ya döndü. 9 şar, her şar 3600 dünya yılı, boyunca Nibiru'da kraldı Alalu, 8 şar boyunca Eridu'da komutandı. 9. şarda ise kısmeti, lahmuda sürgün iken ölmek. Dünyada ve Mars'ta tesislerin kurulmasına başlanıyor. Şimdi bu, Anun'un Nibiru'ya dönüşünün, Alalu'nun Nahmud'a nasıl gömüldüğünün, Enlil'in dünyada iniş yerini nasıl inşa ettiğinin hikayesidir. Nibiru'da Anu, neşeyle karşılandı. Neler olup bittiğini Anu, meclise ve prenslere anlattı. Onlardan ne acıma ne de öç alma talep etti. Hepsine önlerindeki işleri tartışma talimatı verdi toplananlara kapsamı çok büyük bir planı şöyle özetledi. Mibiru'dan dünyaya dek ara istasyonlar, güneş ailesinin hepsini tek bir krallıkta toplayan. Birincisi Lahmuda kurulacaktı, ay içinde ayrıca plan yapılacaktı. Diğer gezegenlerin veya onların çevresinde turlayan kalabalıklar üstünde. Sürekli bir araba kervanını destekleyen ve koruyan istasyonlar kurulacaktı dünyadan altın hiç kesilmeksizin böyle taşınacaktı ni başka bir yerde daha altın bulunursa ne ala. Danışmanlar, prensler, alimler Anun'un planları üstünde düşündüler. Nibiru'nun kurtuluşuyla ilgili planlarda hepsi de bir umut olduğunu gördüler. Alimler ve komutanlar göksel tanrılara dair bilgiyi kusursuzlaştılar arabalara ve gök gemilerine yeni türden roket gemiler eklediler. Görevler için kahramanlar seçildi, görevler için çokça şey öğrenildi. Bu planlar Enki'ye ve Enlil'e ışınlanıp yollandı. Dünyadaki hazırlıkları hızlandırmaları söylendi. Dünyada neler olmuş olduğuna ve neler yapılması gerekeceğine dair çokça şey tartışıldı. Enki, Alalgarı Eridu'ya vali atayıp hızla abzuya yöneldi. Altının, dünyanın iç derinliklerinin neresinden çıkartılacağını belirledi. Kahramanlara hangi görevlerin verileceğinin, hangi araçların gerekeceğinin hesaplanması gerekiyordu. Enki'nin zekasının ürünü olan bir yer yarıcı tasarlandı, bunun Nibiru'da biçimlendirilmesini istedi ayrıca yerde bir yarık açmak ve onun iç kısımlarına tüneller yoluyla erişebilmek için çatırdatanı ve ezeni de tasarlamıştı, Nibiru da abzu için biçimlendirilecekti. Nibiru'nun alimlerinin üstünde düşünmeleri için başka sorular da sordu. Dünyadaki kahramanların ihtiyaçları, uzay üstünün nereye kurulacağı gibi sorunlara çözüm bulunuyor. Kahramanların sağlığı ve esenliği için gereken ihtiyaçların listesini çıkardı. Dünyanın hızlı turları kahramanları da altüst ediyordu. Dünyanın çok hızlı değişen gün ve gece devreleri onları sersemletiyordu. Atmosferi iyi olmasına karşın bazı şeyleri eksik başka şeyleri fazlaydı. Kahramanlar yiyeceklerin aynılığından şikayetçiydiler komutanları Enlil Güneş'in dünya üstündeki ısısından çok kötü etkilenmişti. Serinliği ve gölgeyi özlüyordu. Enki hazırlıklar yapıyordu Abzu'da. Enlil de gök gemisiyle Edi'nin genişliğini taramaktaydı. Dağların ve nehirlerin sayımını yaptı, vadilerin ve ovaların ölçülerini aldı. İniş yerini nereye kuracağını, roket gemilerin yerinin neresi olacağını aramaktaydı güneş ısısından kötü etkilenmişti Enlil, serinlik ve gölge bir yer bakınıyordu. Eridun'un kuzey yanındaki karla kaplı dağları gözü tuttu. O güne dek gördüğü en uzun ağaçlar bir sedir ormanında yetişiyordu. Orada, bir dağın yukarılarındaki bir vadinin zeminini güçlü ışınlarla düzleştirdi. Kahramanlar dağ yamacından büyük taşlar çıkartıp şekillendirerek kestiler. Üstünde gök gemileri taşıyacak platformu desteklemek için bunları taşıyıp yerleştirdiler. Enlil yapılanları görüp memnun oldu. Gerçekten inanılmaz bir eserdi, sonsuza dek kalacak bir yapı. Dağların zirvesinde kendine bir ev yapmakta arzusu. Sedir ormanındaki en uzun ağaçlardan uzun direkler hazırlattı. Bunlarda kendisi için bir mesken yapılmasını emretti. Huzey zirvesinin meskeni koydu adını. Nibiru'da yükselip süzülecek yeni bir gök arabası hazırlandı. Yeni türden roket gemileri, gök gemileri ve Enki'nin tasarladıklarını taşıyıp getirecekti. Nibiru'dan sürekli takviye insan ve teknik destek geliyor. Ana tanrıça Ninnah dünyaya geliyor. Nibiru'dan 50 kişilik taze güç getiriyordu, aralarında seçilmiş kadınlar da vardı. Komutanların imahtı, yüceltilmiş kadın, imdada yetişmek ve şifa vermek konusunda eğitimliydiler. Anun'un kızlarında biriydi yücelmiş kadın, Ninmah, Enki ve Enlil'in öz kardeşi değil, üvey kız kardeşiydi. İmdada yetişmek ve şifa vermekte çok bilgiliydi, hastalıkların tedavisinde çok ilerlemişti. Ninmah Mars'taki ölmüş Anzu'yu diriltiyor. Dünyadan gelen şikayetlere dikkat kesilmişti, bir şifa hazırlamıştı. Önceki arabaların rotası kaderler tabletlerinde kaydedilmişti, kılavuzu Nungal bunu izliyordu. Hiç hasar görmeden vardılar göksel tanrı lahmıya, gezegenin çevresinde turladılar, yavaşça onun yüzeyine indiler. Bir kahraman grubu çok zayıf bir ışını izliyordu, Nimmah da onlarla gitti. Bir göl kenarında buldular Anzu'yu, miferinden işaretler ışınlanıyordu. Anzu hareketsizdi, yere kapaklanmış, ölü yatmaktaydı. Nimmah onun yüzüne dokundu, kalbine dikkat kesildi. Torbasından ışıltıyı çıkarttı, onun kristallerinin yaşam veren ışınımlarını onun bedenine yöneltti. Altmış kez doğrulttu Ninmah nabzı, altmış kez doğrulttu ışıltıyı, altmışıncı seferde Anzu gözlerini açtı, dudaklarını kıpırdattı. Ninmah yavaşça döktü yaşam suyunu onun yüzüne, dudaklarını onunla ıslattı. Hanzu Alalı'nın ölümünü anlatıyor. Yavaşça ağzına yaşam besini yerleştirdi, derken mucize gerçekleşti, ölmüş Anzu dirildi ona hemen Alalı'yı sordular, Anzu da onlara Alalı'nın ölümünü anlattı. Düzlükten göğe doğru yükselen büyük bir kayaya götürdü onları. Oraya giderken anlattı neler olduğunu, indikten sonra çok geçmemişti ki Alalı aralıksız bir sancıyla çığlık atmaya başlamıştı. Ağzından tükürüyordu içini, çok büyük bir acı çekmekteydi. Böyle diyordu Anzu onları o büyük kayaya götürdü, düzlükte bir dağ gibi yükseliyordu. Bu büyük kayada bir mağara buldum, alalının naaşını oraya sakladım. Girişini taşlarla örttüm. Böyle diyordu Anzu onlara. Kayaya dek onu izlediler, taşları kenara alıp mağaraya girdiler. İçinde alaludan kalanları buldular. Bir zamanlar Nibiru'da kral olmuş olan şimdi bir mağarada kemik yığınından ibaretti. Alalı ölümsüzleştiriliyor, Anzu Mars'a lider oluyor. Tarihimizde ilk kez bir kral Nibiru'da ölmedi, Nibiru'da gömülmedi. Böyle diyordu Mimma. Ebediyete dek huzur içinde yatsın diyordu. Mağaranın girişini yine taşlarla örttüler. Işınlarıyla bu büyük kaya dağının üstüne Alalun'un suretini oydular. Kartal milferiyle gösterdiler onu, yüzünü apaçık betimlediler. Alalun'un sureti sonsuza dek baksın bir zamanlar yönettiğini bir rüya. Altını keşfettiği dünyaya doğru. Yücelmiş hanım Nimmah işte böyle buyurdu, babası Anu adına. Sana gelince Anzu, kral Anu sana verdiği sözü tutacak. 20 kahraman seninle burada kalacak, ara istasyon kurmaya başlayacaklar. Roket gemiler dünyadan kalkıp altın cevherini buraya getirecekler. Yük arabaları altını buradan alıp Nibiru'ya e götürecekler. Yüzlerce kahraman Nahmu'yu mesken edinecekler. Sen Anzu komutanları olacaksın. Babası Anu'nun adına böyle konuştu büyük hanım Anzu'ya. Hayatımı sana borçluyum, büyük hanım diyordu Anzu. Anuya duyduğum şükranın sınırı yok. Araba Lahmu gezegeninden ayrıldı, dünyaya doğru yola koyuldu.